Merhabalar, sevgiler, saygılar efendim. Fırat'ın attığı Sure Me tankının replay'ini incelerken eski sürüm olduğu için bir sıkıntı yaşadık ve maalesef replay yarıda atıyordu. Hatta ikinci 2-2,5 iki, iki, dakikası arasında bir hata verip oyundan atıyordu. Ben de şöyle bir Replay yapayım dedim. Replay incelemesi yapayım dedim. Selçuk'la oynuyoruz. Selçuk E75 Alman danasını aldı. Ben de Obje 777 tabiri caizse basık Şahin kasalı Apache 777'sini aldım. Sağ taraftan biz gidecektik fakat ben oyunun içerisinde dedim ki Selçuk dedim gel bir fantazi yapalım dedim. Soldan geçelim dedim. Selçuk'un tankı yavaş olmasına rağmen şu bölgeden çok rahat atış yiyebiliriz. Şu gördüğünüz bölgeden. Çünkü önümüz boş ve yine şu bölgeden bizi rahatlıkla görüp özellikle TD'leri ya da MET tankları vurabilir. İşte AF atışı 7. Aralarında en hızlı tank benimki E75 gördüğünüz gibi arkadan tın tın geliyor. Bu gördüğünüz bölgeye doğru geçerek spotlanıyorum. Spotlanmayı bekliyordum ama yemek, hasar almak gibi niyetim yoktu. Önümde hemen kobra var. Cobra ile birlikte ileri geçeceğiz. Şu anda burada 1, 2, 3, 4 tankız. Aslında şu anda göreceğiniz haritadaki oyun, bu haritadaki oyun size şunu anlatacak. Bir tank. Akıllı bir adam nelere kadir? Burada akıllı adam ben değilim. Burada akıllı adam Selçuk da değil. Cobra da değil. Hemen yanımızdaki AE Face ya da SVCC tankı da değil. Fakat burada akıllı adam şu anda lisede gördüğünüz şu ELC Evan. Ne alaka diyeceksiniz? Birazdan göreceksiniz. Şimdi biz buraya kadar geldik. Ee, sağdaki durumun farkındayız. Selçuk diyor ki abi ileri gidelim basalım Erdem diyor. Dedim Selçuk olabilir ama arkada TD'leri var mıdır diyorum ben arkadaki yani Sağ bölgedeki sağ kısımdaki tankları sayıyorum 1-2-3-4 1-2-3 1-2-3-4-5-6 tank diyorum 7 burada var diyorum 8 TD'si bir tane light var diyorum 9 9 tank açılmış diyorum ve tamamı neredeyse sağda diyorum. Gidelim mi gitmeyelim mi derken Selçuk diyor ki abi basalım derken ben diyorum gideceğim yok diyorum vazgeçiyorum diyorum. O diyor gidelim ben diyor kör attım. O da tamam dedim kör attı. O diyor kör girmedi diyor ne yapacağız diyor. Çünkü biz burada aslında sayı olarak da yetersiziz. Ama bir güvencemiz var. Büyük bir çoğunluğu haritanın sağında olması. Bu arada önümüzdeki SV tankı, CC tankı erkeklik yapıyor. Selçuk'un tabiriyle ve diyor ki baba ben basacağım diyor. Bu arada Fırat da canlı yayından bizi izliyor ki diyor ki ben de geleyim mi? Ben siz 777 olur mu diyor. Dedim olmaz. Bir reply daha atacağım. Onu da Fırat'ı göreceksiniz. Fırat'la birlikte oynuyoruz 777 ile. Artık basıyoruz. Burada sağ sol yapıyorum ben. Eğer beni görme ihtimalleri varsa ya da görüyorlarsa nişan alsınlar ve ıska geçsinler diyorum. Sağdan geçen bir Borask görüyorum. Hem Selçuk vurdu hem SV vurdu. Üstüne de ben vurunca Borask garaja doğru yolunu aldı. Şimdi burada yine kritik bir an. Bekliyoruz. Bir tank var. Geride çok net. Spot yemek istemiyoruz. Ama yapmamız gereken tek şey basmak. Çünkü sağ taraf tamamen düştü. Bu arada bir tank açıldı. Ee... Onun nişanımı alıyorum fakat son anda sağa dönmesi ki benim de nişanımın o kadar iyi olmaması, nişan geç kapanması ve birazcık da kovsuzluğuma etkilediğimde burada tantan çok rahat bir şekilde sektirdiğimizi görüyoruz. Şimdi burada çok büyük bir hata yapacağım ben. Aslında hatam şu şey olacak. Selçuk'a diyorum ki ben burada önce ben basayım. Okey diyor, hızlıyım, ani gireceğim ve basacağım. Burada yine sektiriyorum şanssız. Evet yeşil yanıyordu. RNG'nin yetkisi şu bu. Sektiriyorum. Burada yapmamam gereken bir şey yapıyorum. Adama doğru basıyorum. Cık durduracağım. Niye yapmamam gerekiyor? Çünkü haritaya bakın abi. Büyüteyim. Haritaya bakın. Çok büyük bir ihtimalle benim farkında olmadığım bir şey var. Burada çok fazla adamları var. Buradan çok fazla atış yeme ihtimalim var. Ve yine bilmiyorum burada birileri var mı? Burada birileri var mı? Keza burada adamları var. Bunların hepsinden atış yiyebilirim ben tankımı biraz daha ileri götürürsem. Şimdi harita yine küçülttüm ve devam edelim. Dediğimi yapıyorum basıyorum arkadan vuracağım. Niyetim o evet Kunze Panzer'den yedim. Bakın yukarıdaki arkadaş ıskaladım bir de üstüne CC'den yedim. Böyle oynamayın siz böyle şeyler yapmayın. Ama arkadan imdadımıza bir kobra yetişti. Ve atış hala geliyor bana şansım ve birazcık da zırhımın etkisiyle. Hayatta kalıyorum Selçuk diyor ki kımıldama spotum yüzsün diyor ben kaçmayı tercih edip biraz daha aradaki mesafeyi arttırıp en azından o şekilde spotum düşürmeye, düşürmeye çalışıyorum ve Selçuk'un dediği şu anki şey şu abi basalım saldırmamız gerekiyor yoksa kep e, gidecek adamlar kep'e girdi. Burada 3 tankız. Ben burada Selçuk'u biraz itekleyerek arkasından destek olarak kepe doğru götürüyorum. Arkada şimdi şurada tekrar açacağım abi. Büyük oynayayım. Burada olay bizim yaptığımız değil. Biz yapmamız gerekeni yaptık. Fakat Yelsi Evan kahramanlık yaptı. Mardona mı dersin? Cristiano Ronaldo mu dersin? Messi mi dersin? Mikrofonu kapadım özür dilerim. Messi mi dersin? Ne dersen de adam harika bir şey yaptı. Bak Yelsi Evan k bir attığında bekliyor. Etliye sütliye dokunmuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bekliyor. Gısor gidiyor. Gısor şimdi oldu. Ben elimle gösteririm yine. Gısor bu bölgede. Gısor bu bölgeye gidecek. Devam ediyorum abi. Harita böyle büyük kalacak. Çünkü biz yapmamız yani her böyle e, ortalama zekaya sahip insanın yapması gerektiğini yapıyoruz. Burada yine CC tankı bize destek veriyor. Ama arkadan da AF phase geliyor. Evet ben burada çok sallapati bir atış yapıyorum. Çok kötü oynadım bu oyunda. Gerçekten çok kötü oynadım. Selçuk ilk kepe ben gireyim diyor. Hasarı ben alayım. Ölmeyelim. Sayımız azalmasın diyor. Çok mantıklı. İlk olarak o kepe giriyor. O kepe girer girmez. Daha ön pozisyonda yerini alır almaz. Ben bu arada sağa solu kesiyorum. Yerini alır almaz. Ben ileri doğru hareket ediyorum. Burada ben kendim mouse'u hareket ettireceğim nişangı. Ben ileri doğru kepte yerimi alıyorum. Burada bir kör atış geldi. Gördüğünüz gibi oradaki kule yıkıldı. Selçuk sabit, ben sabitim. Bir de CC girerse biz kepi 3 diyeceğiz. 3 dedik ve işte şu anda rakip kep düşmesi gerekiyor demiştik. Rakip T kepi rakip kepin düşünür düşürebilecek biri var mı? A IELTS'i vardık. Biz IELTS'i unuttuk. Hatta ben diyecektim ki ulan herif herhalde görevi var. Hayatta kal görevi gibi bir misyonu var. Bir görev görevi var. Bu görevi yapıp altınını bilmem neyini tahvilini alıp haritadan çıkmak istiyor diye düşündüm. Fakat ELC orada hayaleti oynuyor. Mükemmel kamuflajıyla oraya saklanmış ve bakın neler yapıyor şimdi ELC. Bir kez daha kipi düşürdü. Ve biz kepliyoruz, devam ediyoruz. Evet bu arada onlardan bir hamle geldi. İkimiz de vurduk AMBT'ye ve AMBT ne kadar da çapalasa ELC öldü ama maçın kahramanı oldu. Ben burada Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu oyunu ben kazanmadım. Bu oyunu Selçuk kazanmadı. Bu oyunu yanımızdaki CC ya da EPS kazanmadı. Burada ELC muazzam bir şey yaptı. Şarjörünü tuttu ve atışını yaptı. İşte oyunculuk, işte takım oyunu, işte zeka budur abi. Ben alkışlıyorum kendisini. Şu. Bak. Adam 94'ten resetlemiş arkadaş. Evet deneyim puanı bu. Ama Defender madalyası alıyor. Ve bu da hani kolay kolay alınabilecek bir şey değil. Defender madalyası alıyor. 94'ten resetliyor abi herif gibi. 94'ten. Hani ipten aldı derler ya. Aynen ipten alıyor. Onun dışında zaten bir numara yok oyunda. Tekrar söylüyorum. Biz yapmamız gerekeni yapıyoruz. Fakat adam maçı çeviriyor. Ben tekrar alkışlıyorum kendisine. Gerçekten örnek bir hareket. ELC'den tebrikler tekrardan. Evet. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.